Can iso canım iso, canım cananım iso. Çiğ köfte lahmacunun kebabın tadı iso iso. Can iso canım iso, eğlenme canım iso. Hastaların derdinin dermanı şifa iso iso. En güzel sabahlar İsot'la başlar. Urfa İsot diyarı, saf altındır ayarı. Bu senede çok şükür kuruttuk İsot'ları İsot. Bu senede çok şükür kuruttuk İsot'ları İsot. Can İsot canım İsot, canım cananım İsot. Çiğ köfte lahmacunun kebabın tadı İsot İsot. Can İsot canım İsot, eğlenme canım İsot. Hastaların derdinin dermanı şifa İsot İsot. Elemeyi göz nuru, Urfa'mızın gururu. Rengini gülden almış, alı siyahı moru İsot. Rengini gülden almış, alı siyahı moru İsot. Can İsot canım İsot, canım cananım İsot. Çiğ köfte lahmacunun kebabın tadı İsot İsot. Can İsot canım İsot, eğlenme canım İsot. Hastaların derdinin dermanı şifa İsot İsot. Sevgili dostlarımız, yıllardır Şanlıurfa deyince akla gelen İsot. Tabii İsot'un serüveni nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Belki birçoğunuz önce bir dürümünüze, kebabınıza sepiyorsunuz, çiğ köfteye katıyorsunuz ama tabii İsot önce buradan başlıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ne dedi? Acımız büyük dedi. Biz de onların acısına ortak olduk ve bu acıyı birlikte paylaştık efendim. Acımız büyük çünkü acımız en tatlı acı. Şanlıurfa'nın İsot'u. İsot Festivali Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla başladı ve hasat dedik buradayız. Tabii İsot önce tarladan geliyor. Bir işlemden geçiyor. İşlem sonrası kurutuyorlar. Bunu sofraya getiriyorlar. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Soy ismi Abdülkerim Yeşil. Abdülkerim Yeşil. Evet. Sayın Yeşil. Evet. Şimdi insanlar bunu sofrada yiyince evet. Bu nereden geldi, nasıl geldi bilmiyor. Evet. O tanıyor ki hemen fabrikadan çıktı, yediler. Evet. Bu İsot nasıl bir aşamadan geçiyor? Önce ne yapıyorsunuz? Ya mesela biz bunu normalde 3. ayda ekiyoruz. 3. ayda ekiyorsunuz. 3. ayda ekiyoruz. Evet. Çıktıktan sonra buna bir çapa vuruyoruz traktörden. Evet. Ondan sonra 20-25 gün sonra gübresini veriyoruz. Evet. Ondan sonra 6. ayda filan sular gelir. Evet. Bunun suyunu zaten veriyoruz. Etti 3 ay. Etti 3 ay. Evet. Bir ay geçtim zaten bunun da toplama zamanı da geliyor. Evet. Yavaş yavaş topluyoruz işte. Şu anda hasat yani, zamanı. Yani yaklaşık olarak 5 ay sonra falan mı toplanıyor biber? 4 ay sonra. 4 ay sonra, 4 ay sonra toplanır. Evet. Peki zorlukları ne gibi zorluklar var bu İsot'un? Ya işte zorlukları mesela her bir işi zor mesela. Evet. Hep el emeği mesela. Bu sonuçta her işi elden yapılıyor. Mesela kardeşlerimiz topluyorlar. Gördüğünüz evet. Gibi zaten. Tamamen fabrika yok bu işte. Makine yok değil mi efendim? Hepsi organik elden yapılıyor evet. Bu işler. Öyle. Sevgili dostlarımız duydunuz değil mi efendim? İşte dediğimiz gibi her şey burada el emeği. Burada işte hanımefendiler çalışıyorlar. Kardeşlerimiz topluyorlar. Ve tabii ki sonra ne olacak bu? Buradan gidip temizleme aşamasına geçecek. Tabii elden. Peki onun dışında ne gibi zorlukları var? Mesela bu toplarken acı değil mi? Eller yanmıyor tabii mu? Tabii acı ya. Bunu parçalarken genellerimiz yanıyor. Acı evet. Acı olmaz olur yani mu? Yani acımız büyük bir daha ortaya çıkmış. Tabii. Evet. Peki Şanlıurfa İsot'un diğer İsot'lardan farkı ne? Ya mesela bunu biz kendi yetiştiriyoruz mesela. Evet. Fazla ilacı yok mesela bunun. Hormon ilacı yok. Yani bazen önce bahsettiğiniz gibi organik olmaz. Organik olmaz zaten. Tabii Şanlıurfa güneşi de bunda bir etkili. Tabii biz buna zaten verdiğimiz ilaç nedir? Bir tek gübresi. Başka evet. Bir şey yok. Hepsi evet. Organik. Peki verdiğiniz emeğin karşılığını alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Örnek veriyorum çünkü bunu ekiyorsun. Bu belki maliyeti 1 TL'ye geçiyor. Evet. Bazen 1 TL'ye satamıyorsunuz değil mi? Yok satamıyoruz. Gerçi biz satış için de ekmemiz çok az bir şey ekmemiz. 2 dönüm kadar. Evet. Ama gene bir verim alamıyoruz. Ama genel olarak soruyorum ben bunu. Tabii genel olarak. Şimdi bak şu komşumuz mesela adam ekmiş. Evet.
bir şey kazanamıyor yani. 3. aydan belli burada bir şey kazanamıyor yani adam. Kaçta başlıyorlar bu isotları toplamaya sabahları? Sabahlar saat 8'de başlıyor, akşam 5'te bırakıyorlar. 5'e yani, adam ediyor mu? Tabii tabii. 10 dakika durduk, biz terden su olduk burada. Ya işte gördüğünüz gibi, dışarıdan göründüğü gibi değil ki. Evet. Bu da işin başka bir boyutu. Yani tabii. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Sevgili dostlarımız, şimdi hakikaten az önce sevgili kardeşim de anlattı ama Sayın Yeşil'in anlattığı gibi. Bu isot. Bu daldan koparıyorsunuz, bunu götürüyorsunuz. Tabii Şanlıurfa'da birazdan bunu size göstereceğiz. Hani isotun serüven dedik. Bütün dünya. Dünya üzerindeki bütün insanlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu isodun sofraya gelmesini, serüveni izleyecekler. Misafirde izleyecekler. Biz bugün tarlaya geldik. Tarlada isodun ne halde toplandığını, nasıl yetiştirildiğini öğrendik. Bunları alacağız, götüreceğiz. Bu defa bu isodları temizleyen hanımefendiler var, ablalar var. Bunu ayıklıyor, temizliyor, kurutuyor. Daha sonra kuruttuktan sonra ne yapıyorlar efendim? Dövüyorlar. Ondan sonra onu toz haline getiriyorlar. Zeytinyağı aşamasından geçiyor. Sonra ne alıyor? Tezgahlardaki yerini alıyor. Siz de oradan alıyorsunuz bunu, işte çiğ köftelere koyuyorsunuz ve acımız büyük oluyor, acıyı paylaşıyoruz. Ne yapalım? İsotları aldık, şimdi ne yapacağız? Temizleme aşamasına geçeceğiz. Urfa isot diyarı, saf altındır ayarı. Bu senede çok şükür, kuruttuk isotları. İsot, bu senede çok şükür, kuruttuk isotları. İsot. Can isot, canım isot, canım cananım isot. Çiğ köfte lahmacunun, kebabın tadı isot, isot. Can isot, canım isot, eğlenme canım isot. Hastaların derdinin dermanı şifa isot, isot. Elemeyi göz nuru, Urfa'mızın gururu. Rengini gülden almış, alır siyahı moru. İsot, rengini gülden almış, alır siyahı moru. İsot. Can isot, canım isot, canım cananım isot. Çiğ köfte lahmacunun, kebabın tadı isot, isot. Can isot, canım isot, eğlenme canım isot. Hastaların derdinin dermanı şifa isot, isot. Sofra isotsuz olmaz, yar tadına doyulmaz. Ta ezelden Urfa'nım, inan ki sana doymaz. İsot, ta ezelden Urfa'nım, inan ki sana doymaz. Efendim işte bu gömüş olduğunuz isotlar burada temizleniyor, kurutuluyor. Daha sonra makineden geçince sofraya isot olarak geliyor. Siz de çiğ köfteye koyuyorsunuz. Ama tabii bunu yapmak, öyle söylemek kolay değil. Teyzem kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şemsi teyzem tabii isot temizliyor. Bununla ekmeğini çıkarmaya çalışıyor. Size ne zamandan beri bu işi yapıyorsun? Vallahi 20 sene oldu. 20 senedir? He, 20 senedir böyle yapıyor. Şimdi benim... Önceden bu yoktu. Evet. Yani 20 senedir yani bunu yapmaya başladık. Önceden çiftçilik, harmandan, evet. Ne bileyim, zebzeden uğraşıyorduk. Şimdi bu isotla uğraşılıyor. Şimdi ben bir şey merak ettim. Ha. Normalde bu isot temizleyenler eldiven falan takarlar. Senin ellerin yanmıyor mu? Ben de takıyorum. Evet. Bunu taktığımız zaman onları parçalıyor. Buna böyle tün attığımız zaman evet. Eldiven kullanmıyor. Ellerin yanmıyor mu teyze senin? Nasıl yanmıyor? Ha, şimdi salçaya gireyim, elimle karıştırıyorum. Bak orada salça var. Azıcık biber salçası. Ha, şimdi karıştırırım, gelirsem bakarsan. Sonra gece nasıl yatırsan? Gece yatmışsan mı geceleyin? El yanmıyor mu? Yok. Artık alışmış mı ellerimiz? Elimiz alışmış artık yapa yapa. Evet. Günde ne kadar temizleyebiliyoruz biz Şemsi teyze? Vallahi günde... Siz kaç tane temizleyebilirsiniz? Sen. He, ben şahsım 10 tane yapabiliyorum. 10 torba temizlen. Torba başı kaç para? Eline geçiyor tahminen. 5 yani, tane geçiyor mu?
Yani var, yani var ki 5 lira, var ki 3 lira, var ki 2 lira. Yemeğe çıkıyoruz. Kaç çocuk bunlar birlikteyiz? Evde kaç kişiyiz? Ben evde 9 tane çocuğum var. 9 tane? He. 5 tane erkek. Evet. 3 tane de kız. Evet. Hacı abi var mı yok mu Hacı abi? Bir de Hacı abi var. Evet. He. Ama evin ekmeğini biz çıkartıyoruz buradan. He, biz çıkartıyoruz. Hem de ekmeğimizi acıdan çıkartıyoruz. Acıdan, acı ekmekten vallahi çok zahmetli bir iş. Rize. Bu işin en zor kısmı ne mesela? Şimdi sen yapıyorsun ya böyle. En çok zorlanan kısmı neresi? En zor da böyle bu sıcakta. Bak bu yazın sıcağı var ya. Öldü kıldı. Bak falan bir su içinde kalmışız. Evet. En sıcak bu yazın günü. Ondan sonra ya, biz de burada oturuyoruz. Hani o çadırların üzerinde göreyim mi sen? Yani kiloylar. Evet. Hani yorulmak ayrı. Evet. Bunun acısı sıcağı daha ayrı. Evet, bu senin de yaz çok sıcak gitti. Hiç sormadın. Sen hiç terli olmadın maşallah. Hiç yandık. Yandık vallahi. Bak nasıl terlemiş ha. He vallahi teyzem terlemiş vallahi. Hmm. Peki de ben teyzemin terli çizerdim vallahi. Allah razı olsun. Valla senin için zor. He. Ama tabii ki zor olmadan da üyenmiyor bu. Bunu da yemek için biraz zorluk çekmek lazım. Tabii tabii. Ama ya Urfa'da çok güzel. Bak sabah yık isot, öğle yık isot, akşam yık isot. Bir küfteye koyuyoruz isot. Bir de küfteye. Bir de dürümge koyuyoruz. Bir de dürümge koyuyoruz. Bir de evet. Amca diye küfteye yaptıksa da bir de kuru isot gene getirin. Ya. İşte böyle. Peki. Çok zor. Bunda en çok neye dikkat etmek gerekiyor? Sen bunu temizlerken nelere dikkat etmek gerekir? Neye dikkat etmek? En baştan temizliğe. Evet. Tertemiz yapacaksan. Evet, bravo. Böyle bir çöp içinde kalmayacak. Ya ondan tohum. Sonra tohumu bak şimdi orada eleni. Şimdi sen buradan sonra burada eleni. Orada götürer makine bunu kırıyor. Eleni. Evet. Ondan sonra bir gün yatıyor. Böyle normal hala geliyor. Ondan sonra tere koyular. Evet. Akşam toparlar. Sabahtan bir daha açıyorlar. Yani zahmeti çok. Evet. Yani bu meydana gelenler için 10 kere elden geçiyor. Abi 10 kere elden geçiyor. 10 işlemden geliyor daha sonra. İsot haline geliyor. 10 kere işlemden geçiyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Bu arada sevgili dostlarımız Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu konuda büyük bir çalışma içerisinde girmiş. İnşallah güzel bir yer yapacaklar. Evet. Bak yani biz de benim oğlum kooperatif başkanıdır. Evet. Her sene bununla uğraşıyor. Bak bunlar benim de bir kardeşimdir. Her sene bu yere 10 milyar masraf ediyor. 10 milyar. Çadırı tabii. Ne bileyim neyi. Ondan sonra oradan kahora git. Oradan kahora yani Urfa buraya bir hal tanısın. Belli bir yerimiz olacak bizim. Belli bir yerimiz olacak. Urfa'nın işidir. He Urfa'nın işidir. Çok zorluk çekiler. Evet. Her sene bak buraya bir sürü masraf ediler. O boş gidiyor. Bir daha sene buradan kalk bura. Evet. Ama yeter yani Urfa'ya da böyle bir el atsınlar. Güzel bir yer versinler. Kolaylık versinler. Buradan başkanım bir selam gönderelim Nihat Çiftçi başkanımıza. Söyle başkanım bize bir yer yap. Başkanım bize bir yer yap. Bizi zor durumda koma. Evet teyzem bak teyzem size buradan çok zorluk çekiler. Size çok teşekkür ederim. Ellerini öpüyorum. Ben de dua et. Dua edeyim inşallah. Senin bu ellerini öpmek lazım. Vallahi senin ellerini öpmek lazım. Allah'a emanet ol. Allah razı olsun anneciğim. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de Allah'a emanet olun. Dediğimiz gibi tabii bu istodan sofrada yerken kolay ama. Bir de bir sürü millet yani bak buradan hayır görüyor. Göreyim mi sen bu kadar kişi daha bugün pazar olduğumuzun aç. Hep ekmek götürüyor evet. Hep herkes yani bundan eve ekmek götürüyor. He. Yani Urfa'da iş yoktur ha bu istoda millet. Çok yani çok insanlar kırıyor. Ama şunu söyleyebilir miyiz teyze hani. Biz akşam küfteye koyuyoruz ya. Veya işte bazı bayanlar marketten alıyor ya. He. Öyle kolay gelmiyor abi. Zor bak. Teyzemin eline bak. Tabii. Annemizin eline bak. Bak hele. Gör. Hmm. Gör bak. Bak. Ben evde oturup kahve içmesini bilirdi. Evde tamam. Tabii. Sen şimdi evde oturma. Tabii. Bir hadi. Bak şimdi şimdi kalkacağım ilaçları da bir karıştıracağım. Evet. Gel orada da bir bakın. Orada teyzemin çekelim o zaman. Hadi kalk bir çekelim reçelini. Hadi. Ey Allah billah. Hadi yallah olsun. Tam bu da bizim biber reçelimiz. Ben biber reçelimiz. Bir de tadına bakarsan nasıl ne güzel ha. Acı değil mi hani şimdi bu? Yok. Tadı o kadar. Sen elini yiyeceksin. Sen el yanacak bu ellerin. Ben elimle şey yapmasam canıma sinmez daha güzel olsun. Hani eldiven taksan falan ellerin yanmasa maksat. Ya takayım da. Evet. Kardeşim kardeşim dedi ki niye takmışsın abla? Ben dedim ki böyle daha iyi güzeldir. Şimdi bu biber reçelimiz biberle yapılıyor. İsot reçel dediğimiz. Valla çar. Sabah kahvaltıda var ya bunu bir kavuruyorsun. İçe yumurta kırıyorsun. İçe yumurta kırıyorsan. Ya. Başka pek Şefet teyze? Ekmeğe sürürsen yeşil. Ekmeğe sürüyor. Frenk suyu ekmeğe sürürsen yeriz bunu. Şimdi sen niye karıştırdın bunu? Onu da öğrenelim. Teyze. Niye karsın? Güzel kursun. Her tarafı eşit güneşten kalsın. Eşitin. Böyle olursa altı eşki kokar. Ne kadar güneşte kalacak bu? Bu hamamın bir hafta kalıyor. Bir hafta kalınca bir tam kıvamına gelir. Sonra bir dönem koyacaksın bunu. Kaldıracağım. Teş boyu artık. Satacağım. Sen satıyorsun hem yiyorsun değil mi bunu? Ben satıyorum bunu. Ekmek falan da çıkıyor buradan. Teyze Allah razı olsun. Rabbim sana kuvvet versin inşallah. Allah çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden de razı olsun. Ben de teşekkür ettim. Günlerinden efendim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Sağ olun. Var olun. Sevgili teyze dostlarımız işte gördüğümüz gibi bu ekmeği kazanmak bu kadar kolay değil. Bak teyzem işte elleri acı içerisinde. Hani diyoruz ya acı olsun biraz daha acı olsun ama öyle acı kolay değil. Kolay değil. Acımız büyük. Acımız büyük ama tadı da büyük. Tadı da büyük.
Buradan bir yer sarayım teyze bizi izleyen bütün dostlarımıza. Hadi güle güle. Hadi Allah, görüşmek üzere. Urfa'yı sol diyarım, saf altındır ayarım. Bu senede çok şükür kuruttuk isotları, isot. Bu senede çok şükür kuruttuk isotları, isot. Can isot, canım isot, canım cananım isot. Çiğ köfte lahmacunum, kebabın tadı isot, isot. Can isot, canım isot, eğlenme canım isot. Hastaların derdinin dermanı şifa isot, isot. Elemeyi göz nuru, Urfa'mızın gururu. Rengini gülden almış, alı siyahı moru, isot. Rengini gülden almış, alı siyahı moru, isot. Can isot, canım isot, canım cananım isot. Çiğ köfte lahmacunum, kebabın tadı isot, isot. Can isot, canım isot, eğlenme canım isot. Hastaların derdinin dermanı şifa isot, isot. Sofra'yı sotsuz olmaz, yar tadına doyulmaz. Ta ezelden Urfa'nım, inan ki sana doymaz, isot. Ta ezelden Urfa'nım, inan ki sana doymaz, isot. Can isot, canım isot, canım cananım isot. Çiğ köfte lahmacunum, kebabın tadı isot, isot. Can isot, canım isot, eğlenme canım isot. Hastaların derdinin dermanı şifa isot, isot. Efendim acımız büyük. Evet. Hakikaten çok acı. Büyüktür, evet. Çok büyük bir acı. Evet. Şanlıurfa'da artık yılların bir gelişimi İSOD'un festivali yapılıyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Bu festivali düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bizim kültürümüzdür zaten İSOD. Evet. Yıllardır sesimizin güzel olması, herkesin bu Urfa'nın sesi nereden geliyor? İbrahim Tatlıses'in sesi falan diyorlar ya, acıdan evet. Geliyor. Ve acımız büyüktür. Evet. Herhalde bugün birincisi düzenleniyor. Evet. Bugüne kadar bu festivalin yapılmaması bir eksiklikti. Evet. Bu festivali düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Urfa'yı tanıtmaları adına. İnşallah çok güzel bir festival oluyor. Zaten görüyorsunuz şenlik, karabalık. Acı içinde tatlıyı yaşıyoruz. Aynen, acı günümüzde güzel bir günü yaşıyoruz. Bu festivali düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. Urfa için. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi efendim. Evet, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Nihat Başkanımız ilklere imza atmaya devam ediyor. Evet. Allah yolunu açık etsin. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Acımız büyüktür ama acımız tatlıyla sonlanır inşallah. Çok teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olasın. En güzel sabahlar İSOD'la başlıyor. Efendim acımız büyük. İSOD Festivali'ndeyiz ve Şanlıurfa'da Ziraat Odası Başkanımız Sayın Ahmet Eyüboğlu, tabiri caizse İSOD'un prensi efendim. Evet. Öyle diyorlar efendim. Teşekkür ederim. Efendim nasıl, iyi misiniz? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Özellikle böyle bir görüntüyü memleketimize, Türkiye'yi duyurmak için, yaydırdığınız için Güneydoğu Televizyonu'na teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet, acı tatlı. Evet. Urfa İSOD'u
Özellikle sofralarımıza yetiştiren kıymetli çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Urfa, isot deyince Urfalıların vazgeçilmez ağız tadı. Evet. Onun için yani yılda 6000 dönüm gibi Urfa'mızda ekilen alan var. 140 bin ton civarında bir isot çiftçilerimiz yetiştirmektedir. Ha, bu yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunu özellikle tanıtımla bile Büyükşehir Belediye'mizin bu gibi festivalleri yapmak şartıyla dünyaya, Türkiye'nin her yerine tanıtıp güzel tanıtım olduktan sonra yani bu 6 kata da çıkar, 10 kata da çıkar. Özellikle bunu her yıl geliştirmemiz lazım. Çiftçilerimiz biliyorsun isotun yetiştirmesi çok zor. Evet. Yani o alın teri bilen bir. Biz bir saattir burada, buradayız bu terde. Evet. Bu teri görüyoruz ama onlar bir günde gel 3 ay 6 ay boyunca bu teri çekiyorlar. Evet. Yani onlara da teşekkür ediyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu festivali yaptığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Eboğlu, yıllardır isot denince akla Şanlıurfa gelir. Şanlıurfa'nın evet. Akla isot gelir. Ama evet. Bu festivalin ilk defa yapılıyor. Bunu evet. Söyleyeceksiniz. Bu gecikmiş bir şey. Evet. Özellikle yani onun için Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkürü onun için ya. Bu gecikmiş bir şey. Evet. Ha, Urfa evet isot her yerde yetişir ama Urfa isotun tadı bambaşka. Başka evet. Yerlerde Maraş isotuna öbür isotlara benzemez. Urfa isotu tadını alan bir daha mutlaka alır evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tamam. Urfa isot diyarı, saf altındır ayarı. Bu senede çok şükür kuruttuk isotları. İsot. Bu senede çok şükür kuruttuk isotları. İsot. Can isot, canım isot. Canım cananım isot, çiğ köfte lahmacunum, kebabın tadı isot, isot. Can isot, canım isot, eğlenme canım isot, hastaların derdinin dermanı şifa. Kaynakbaş, evet. Acımız büyük ama aslında bu acı en çok sizin mekanından geçiyor, şahsen mekanı, ha pazarından geçiyor. Acımız büyük, çok lezzetli bir acı. Evet. Cenab-ı Mevla bu acıyı herkese tatırsın. Amin efendim. Evet, Büyükşehir Belediye'mizin organizasyonunda çok güzel bir isot festivali düzenleniyor. Bu yıl birincisi ama inşallah bu ulusal bazda gerçekleşecek. Evet. Bize de şahsen olarak tüm desteği sonuna kadar veriyoruz. Çok güzel bir uygulama. Tabii ki isotumuzun değeri çok büyük. Bunu bütün Türkiye'nin yanında dünyaya tanıtmak istiyoruz, Avrupa'ya tanıtmak istiyoruz. Bunun için de bu festivaller çok önemli. Evet. Bu festivalleri tüm kurumlar olarak, özellikle ilgili kurumlar, ilgili STK'lar olarak destek vermemiz, Büyükşehir'e destek vermemiz gerekiyor. Bizler bu isotun son satış noktası olarak elimizden gelen desteği tamamen Büyükşehir'e veriyoruz, yanındayız. Tanıkbaş, yıllardır isot Şanlıurfa'nın malı ama bugüne kadar gecikmişti. İlk defa yapılıyor, bir şey yapıyor. Neler söyleyeceksin o konuda festival? Evet, şimdi tabii biz artık eleştiri boyutuna değindik. Bugün bismillah demişse, bugün başlamışsa bugün bizim için çok önemlidir. Aynen. Keşke daha önce yapılmış olsaydı ama geç kalındı ama her şey bitmiş değil. Evet. Bundan sonra inşallah daha güçlü bir şekilde gerek Urfa'daki değerli basındaki kardeşlerimiz, bürokrasideki kardeşlerimiz ve gerek il dışındaki Urfalılardan destek bekliyoruz festivalimize. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tamam, sağ olun. Urfa isot diyarı, saf altındır ayarı. Bu senede çok şükür kuruttuk isotları. İsot. Bu senede çok şükür kuruttuk isotları. İsot. Can isot, canım isot. Aslan Müzot Festivali, Halya Sınırı içerisindeyiz. Burası kısas, size bağlı. Bize bir yetkilik neler söyleyeceksiniz efendim? Bugün Şanlıurfa'da isot toplanmasına, isot hasadına başlanmış bulunuyor. Ve kısas bölgemizde bir ekili isot talvasında AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Beyefendi'nin, eski Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz Beyefendi'nin katılımıyla Büyükşehir Belediye'miz, milletvekillerimiz, il başkanımız ve geniş bir hazinun heyetiyle birlikte, bir heyetle birlikte isot hasadına başlanmış. İsot Şanlıurfa için sadece bir ekonomik değer değil. Sadece mutfağımızdaki bir
gıda maddesi değil. İSOT aynı zamanda basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür İSOT ediyoruz. Aynı zamanda bir kültürdür. Bu bakımdan bu organizeyi yaptıkları için teşekkür ediyorum. En güzel sabahlar İSOT'la başlar. Urfa İSOT diyarı, saf altındır ayarı. Bu senede çok şükür kuruttuk İSOT'ları. İSOT bu senede çok şükür kuruttuk İSOT'ları. İSOT can İSOT canım İSOT, canım cananım İSOT. Çiğ köfte lahmacunun kebabın tadı İSOT. İSOT can İSOT canım İSOT, eğlenme canım İSOT. Hastaların derdinin dermanı şifa İSOT. İSOT elemeyi göz nuru, Urfa'mızın gururu. Rengini gülden almış, alı siyahı moru. İSOT rengini gülden almış. Acımız büyük. Evet. Ne söyleyeceksin? Ama bu tatlı bir acı. Evet. İSOT Urfa'nın geleneksel bir değeri. Evet. Bir coğrafi işaret diyoruz biz. Hani bir coğrafyaya özgü markalaşmış bir ürün. Evet. Bunun işte çiğ köfte ile diğer unsurlarıyla birlikte düşündüğünüzde kültürel bir değer aynı zamanda. Sadece bir gıda unsuru değil, aslında bir kültürel değer. Sadece Urfa için de değil, bütün ülkemiz için, aynı zamanda da Türkiye'yi ziyaret eden insanlar için, turistlerimiz için giderek uluslararası alanda da daha çok tanınacak inşallah İSOT. Dolayısıyla bu değerimizi bizim hem yetiştirmemiz, kullanmamız hem de daha çok tanıtmamız gerekiyor. Burada büyük şehrimize ben huzurunuzda teşekkür ediyorum. Urfa'nın bu değerine sahip çıktığı için, bununla ilgili bu güzel kültürel sosyal faaliyetleri yaptığı için sezon bu vesileyle başlamış oldu. İnşallah bu Ekim'in kaçında bitecek? 7-8 Ekim'de tamamlanacak. O tarihte de çok güzel faaliyetlerle taşlandırılacak, sonlanacak. Sosyal hayatı zenginleştirecek aynı zamanda bu faaliyetler tabii. İlin ekonomisine hareketlilik katan faaliyetler yine. Ben başkanımızı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İSOT'la ilgili çalışmaya devam diyorum. Buyurun efendim, çalışalım. İnşallah buyurun. Organik bozmadan bu İSOT'umuzu geleceğe taşıyacağız. Bir başına tamam. Yardımcımız da arazi sahibi. Öyle mi? Hemen tutalım. Devlet. Nasıl? Değil mi? Tamam. Türkiye İSOT'suz kalmayacak bu sene inşallah. İnşallah. Abi herkes bu poşeti alsın. Benimkine. Tatlı bir acı, evet. En tatlı acı. Dedik mi? Acımız büyük dedik. Bugün İSOT tarlasındayız. Sayın Başkanım, ne söyleyeceksiniz efendim? Güzel bir festival başlıyor. Evet. Eski bakanlığın genel başkan yardımcımızla birlikte buraya geldik. Evet. Milletvekillerimiz var. Gerçekten bu İSOT tarlası da toplayıp dikkat çekmek güzel bir şey ama bu İSOT'un bir özelliği de alışkanlık yaptığını ben biliyorum. Evet. Çünkü bir defa Urfa'ya gelen vatandaşlarımızı dışarıda gördüğümde muhakkak bu taze İSOT'u istiyorlar, közleme yapıyorlar. Bunu bize alışkanlık yaptı diyorlar. Ben İSOT'un tabii sadece İSOT olarak değil, kültürümüze çok etkisi var. Mesela sıra gecelerimizin esası çiğ köfte, işte bu İSOT'ta oluşuyor. Evet. Bu bir festival ama sonuçta İSOT demek bir sohbet demek, bir birliktelik demeye kadar götürüyor bizi. İnşallah bu kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkürler. Sayın da kendisine kısaca alalım sizden de. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün bir İSOT tarlasındayız. Evet. Adı üstüne aslında ısı otu. Evet. İçini, insanın içini ısıtan ama aynı zamanda tat veren evimizin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Yani Şanlıurfa biberle veya işte İSOT'la özdeşleşmiştir. Asırlardan beri tabii bu geliyor.
muhakkak ki kökü Hazreti İbrahim dönemine kadar gittiğini düşünüyorum ki eğer biber olmamış olsaydı çiğ köfte de olmazdı. Böyle kadim ve Şanlıurfa'yla özdeşleşmiş bir sebzemiz. Ben bu mevsimin inşallah bereketli olmasını diliyorum. Evde özellikle annelerimizin yaptığı isotu vazgeçilmez bir evin gıdası olduğunu düşünüyorum. Şanlıurfa hayırlı olsun. Evet, kısaca Urfa isotu dünyanın her yerinde belli. Ama bir şeyi arkadaşlarımız kaçırdı. Urfa biberinin ve acının bilhassa Allah kimseye o hastalığı vermesin. Kansere bile tedavi olarak kullanılıyor. Urfa için isot aşılmaz bir şeydir. Urfalılarla gurur diyoruz. Bunu hazırlayan, bu işte emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bunun içinde böyle renkli bir bilere denk gelmiş olduk. İsot Urfa'nın bu bölgemizin çok önemli bir değeri. Coğrafi işaret de almış. Bu bölgenin gerçekten önemli bir değeri. İsot'un Urfa kültürümüzde, müziğimizde, diğer folklorumuzda önemli bir yeri var. Ve giderek de Türkiye genelinde de artık çok tanınan, Türkiye'de var olan bir ürün. Yurt dışına da inşallah, uluslararası alana da giderek daha çok açılacak, tanınacak bir ürün. Bu güzel değeri bugün tarladan topluyoruz. Sezonunu başlatıyoruz, hasat sezonunu. Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Mübarek olsun inşallah. Bu sene de hasadın güzel olduğunu, iyi olduğunu görüyoruz. Çiftçilerimizin yüzü de isot gibi güzel gülmekten, sevinçten kızarsın inşallah. Bu isottaki kırmızının tabii bir taraftan da bu bölgemizin güneşi, bereketi. Mezopotamya'nın bereketini sembolize ediyor. Acı ama tatlı bir acı, güzel bir acı. Bütün acılar böyle olsun inşallah. İsot'un acısı gibi olsun. Diğer acılar olmasın inşallah. İsot sezonu hayırlı olsun, bereketli olsun. Sonucunu da hep birlikte güzel bir şekilde görelim. Ben bu vesileyle belediye başkanımıza, elemanlarına, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İsot üreticilerimize bereketli bir hasat diliyorum. İsot'u tüketenlere de uygun fiyatla kaliteli bir şekilde İsot'u tüketmelerini temenni ediyorum. Ben bize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Urfa İsot diyarı, saf altındır ayarı. Bu senede çok şükür kuruttuk İsotları. İsot bu senede çok şükür kuruttuk İsotları. İsot can İsot, canım İsot, canım cananım İsot. Çiğ köfte lahmacunun kebabın tadı İsot, İsot. Can İsot, canım İsot, eğlenme canım İsot. Hastaların derdinin dermanı şifa İsot, İsot. Acımız büyük dolar da aslında acımız çok büyük. Ama çok tatlı bir acı. Evet. Sen hoşçakalın, güzel bir festival. Gecikmiş ama olsun, sonuçta olması güzel bir şey. Ne söyleyeceksin? Evet, festivalimizin 3 ana sloganı var. Evet. Birisi acımız bir keyfimiz yerinde. Evet. Acımız tatlı. Diğeri ise en güzel sabahlar İsot'la başlar. Çok 3 tane bizim ana sloganımız var. Evet. İsot bizim tescilli bir ürünümüz. Kesinlikle. Dolayısıyla İsot'un hak ettiği tanıtım anlamında bir festivale ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi Bey'e bu projemizi sunduğumuzda bunu hemen yapılmasını talimatını verdi. Bizler de Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı'ndaki tüm çalışan arkadaşlarımızla festival neler olabilir diye düşündük. Festivali 4 ana ayağı unsur üzerine kurduk. Birincisi bugün hepinizin burada şahit olduğu tarla günü. Hasat değil mi efendim? Hasat, yani evet. İsot'un Eylül ayı itibariyle toplanıp kurutulması sezonu başlıyor. Ayın 23'ünde ise İsot'un tarladan toplandıktan sonra kurutulma aşaması, dövülmesi ve sofraya hazır hale gelmesi evet. var. 7-8 Ekim'de ise biz İsot'la ilgili hem kurutulmuş İsot'un yarışmasını düzenleyeceğiz. Evet. Daha sonra bir çiğ köfte yarışması. İsot evet. yani olursa çiğ köftesiz olmaz diye aynen. düşünüyoruz. Dolayısıyla daha sonra da 7-8 Ekim'de ise hemşerilerimizin, kardeşlerimizin
bir eğlenceye de ihtiyacı var dedik. Evet. Şanlıurfa'da doğmuş, büyümüş, İsot'la sesini terbiye etmiş sanatçılarımızın hepsini çağırıyoruz. Süper. Bu anlamda Zekeriya Ünlü'ye teşekkür ediyorum. Sedat Anar'a teşekkür ediyorum. Mahmut Tüncel kardeşimize teşekkür ediyorum. Bir de Ferhat Göçer kardeşimiz gelecek. Tüm bu el sanatçılarımız hepsi Urfalı. Bir sürprizimiz daha olacak. Son gün ise yaklaşık 150-200 tane sanatçımız sıra gecesiyle Urfa Divanı'yla hemşehrilerimizi biraz eğlendirecek. Evet. Sayın Uçun'a ben şunu söyleyeyim. Sevgili dostlarımız, Sayın Uçun'a terlemiş ama efendim, bu yani şu biberin atı değil. Havaların sıcaklığından dolayı oluyor. Bu terleme biraz bu keyifli işin bir aynen ürünü. Şehrimizi seviyoruz. Bu festivale insanlarımızın ihtiyacı vardı. Hakikaten Urfa İsot'u antitoksin oranı en az olan, evet, daha doğrusu hiç olmayan bir İsot ürünü. Biz bunu biraz kendi bölgemizde herkes tanıyor, evinde yapıyor ama ileriki dönemlerde Başkan Bey'le yapmış olduğumuz istişareler sonucunda İsot'un ekonomik katma değerini kazandırabilmek adına paketlenme ve uluslararası bir sunum inşallah gerçekleştireceğiz. Şunu sorabilirim sana Ölçünler size. Şimdi mesela ben Afyon'a gidiyorum. Afyon'un giriş çıkışında her tarafta kaymak satıyorlar. Geçen Çorum'a gittim. Çorum'un giriş çıkışlarında her tarafta böyle paket leblebi satıyorlar. Ama Şanlıurfa'ya giriş çıktığınız zaman yol üzerinde insanlar Urfa'dan geçerken bir paket İsot alayım da götüreyim derken şehir merkezine inmeleri gerekiyor. Valla Mehmet Bey çok güzel bir fikir, çok güzel, evet, bir proje. Yani bunu bir tasarlayabiliriz. Evet. Özellikle Eylül-Ekim arasında İsot hasatının başladığı dönemlerde trafiği aksatmadan, aynen, belli lokal yerlerde İSOT'un tanıtımı ve satış yeri, aynen, yapabiliriz. Çok güzel bir şey. Tamam, çok teşekkür ben teşekkür ediyorum ilginize. Ben bunun anısına bu şeyi de size bu boynuza takayım. Ben götürürüm abone sayın başkanım. Götür. Çok teşekkür ederim. Helal olsun. Saygılar efendim. Sizin de emeğiniz çok. Ben Güneydoğu Televizyonu'na, Mehmet Bey size özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Şehrimizi hepimiz seviyoruz. Sizin de bu yapmış olduğu şehrin tanıtımına bir katkı. Ben ekibinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim acımız tabii ki büyük ama hakikaten çok tatlı bir acı diyoruz. Urfa İsot diyarı, saf altındır ayarı. Bu senede çok şükür kuruttuk İsotları. İsot. Bu senede çok şükür kuruttuk İsotları. İsot. Can İsot, canım İsot, canım cananım İsot, çiğ köfte lahmacunun kebabın tadı İsot, İsot. Can İsot, canım İsot, eğlenme canım İsot, hastaların derdinin dermanı şifa İsot, İsot. Önce tarladaydık, şimdi mekanlardayız sevgili dostlarımız. Artık mekanlarda biliyorsunuz Urfa İsot'u satılıyor. Şanlıurfa gelen misafirlerimiz gitmeden önce buradan mutlaka İsot alıp memleketlerine götürüyorlar. İster Ankara, ister İstanbul olsun. Ve tabii ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu İsot festivallerinden Şanlıurfa'dan giden İsot miktarı %500, hatta 1000 kat artacaktır. Çünkü insanlar bundan haberdar olacaktır. Gerçek Urfa İsot'unu biz ne yapacağız ustamızla öğreneceğiz. Tarlaya gittik. Tarlada bunların önceki halini, tardaldaki halini öğrendik. Şimdi de bunların çekilmiş, hazır yemeğe konma halini göreceğiz. Ustam kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Siz sayabilir miyiz efendim? Şerif. Şerif ne? Şerif Çiftçi. Şerif Çiftçi. Bu ne abi? Şerif abi ne? Abi bu Urfa İsot'u. İşte bu. Bu Urfa İsot'u. Bu Urfa İsot'u efendim. Bunu çiğ köfteye koyuyorsunuz, kebaplara koyuyorsunuz, yemeklere koyuyorsunuz, yiyorsunuz. Evet. Tadına bakabilir miyim abi ben? Tabii tabii, tadına bakabilirsiniz. Evet, güzel. Çok şimdi, güzel de bizim Urfa İsot'un. Tabii acı, Urfa İsot'u acı olacak. Acımız yani büyük. Yani Urfa, acımız büyük, ağzımız yandı. Urfa İsot'u acı olur yani. Acı, evet, olmasa ne önemli şey vardı. Anlamadım. Vallahi yine şaka değil ha. Değil mi? Bunlar çiğ köfteli. Evet. Çiğ köfteli bunlar. Çiğ köfteli gibi. Evet. Şimdi Şerif abi. Şerif değil mi? Evet, Şerif. Urfa İsot'un diğer İsot'lardan ayıran fark ne? Abi Urfa İsot'un şu şekil. Bunlar hepsini beğenler elde yapılıyor. Yani. Evet. Hanımefendiler ellerine geçiyor. Elde yapılıyor. Tane yapılıyor. Evet. Çok güzel oluyor. Bunlar ne kadar yese iyi, mide filan kesinlikle rahatsız edemez. Dur yani orada. Sevgili bunlar... dostlarım, hani şimdi Urfa dışında İsot var ama Urfa İsot'un bir farkı var. Yiyorsunuz, tabii, midenizi rahatsız etmiyor. Etmiyoruz. Tabii rahatsız etmemesi için Urfa İsot'u. Hem yerken hem daha sonrasında sıkıntı yok. Urfa İsot'un özelliği budur yani. Evet. Çiğ köfte olur. Yani yemeklere katılır. Yemekler katılacak. Evet. Çok güzel olur yani. O zaman insanlar bizim... Urfa'ya geldiği zaman ne yapsınlar?
memleketlerine isot götürsünler efendim. Tabii tabii, Urfa isotunu mutlaka alacak yani. Evet, isot mutlaka efendim. Alacaklar yani. Evet. Peki adam isotsuz gitmezler. İsotun yani. Urfa isotu olup olmadığını nasıl öğrenecek insan? Müşteri geldi. Adam müşteri. Başka bir isotu Urfa diye gösterdi adamı. Şimdi başka şu şekil böyle yaptım, bak bunlar sert oluyor Urfa. Evet. El yapımı sert. Normal makine vardı, yumuşak olur yani. Evet. Ha yumuşak, bak şimdi. Sert olur. Urfa isotuna dokunduğun zaman efendim bir sertlik var, hissediyorsun sert. Hissediyor evet. Sertlik. Diğeri yumuşaktır. Diğeri yumuşak. Bizim inşallah işimiz yok efendim. Evet. Türkiye Urfa isotu böyle. Evet. Peki çeşit çeşit isotlar burada var. Şimdi bunu çiğ köfteye kullanıyor. Şimdi bu köfteye girince çiğ köftenin rengi değişiyor efendim. Rengi değişiyor. Bu çiğ köfte. Bu şu şekil, bu böyle kırmızıdır. Evet. Bu kırmızı. Açık renk. Bu sulu yemekten kullanılır. Bu sulu yemeklere gidiyor. Bu da Urfa isotu. Urfa isotu. Bu genellikle sulu yemekten kullanılır. Mesela kuru fasulye. Kuru fasulye. Tüm sulu yemeklerde evet, kullanılır. Evet. Güzel. Kuru fasulye. Bunlar mesela ne? Bu. Ya bunlar da çiğ köfte olur. Sulu yemekten olur yani. Hep yemeği. Aynı. Biz burada farklı. Çeşit yapmıştık. Tamam. Yani. Gel şimdi Şerif abi gel. Şimdi bu. Buraya kadar güzel, sıkıntı yok. Evet. Efendim isodumuzun tabii ki tadını anladık, farkını fark ettik ama doğru. İnsanlar neye dikkat etsinler? Sizin ne gibi sıkıntılarınız var isodla ilgili? Ya var, şimdi makine de var, normal hardaysa bu da iyi. Makine iyi değil yani. Ha, makine yapan isodlarda o tadı alamazsınız. Tadını alamazsa yani evet. Onu tadını alamazsa ama bunu bir sene, bir buçuk sene bu biber kalsaydı ev yapımı evet. Kesinlikle bir şey olmaz yani. Tabii. Kesinlikle bir şey olmaz yani ev yapımı. Yani her isot Urfa isotu değildir. Değil. Tabii. Evet. Fabrikada var, her fabrikası da var. Çoğu değilse fabrika Urfa isotu. Urfa isotu değil. Urfa isotu normal şudur Urfa isotu. Evet, Urfa isotu budur efendim. Urfa isotu budur. Çok güzel. Sevgili dostlar, bu arada şunu da belirtelim. 23 Eylül Cumartesi günü Şanlıurfa Mutfak Müzesi'nde hanımefendilerimiz bu isodun nasıl sofraya geldiğini, nasıl isot haline geldiğini gösterecekler. Görmek isteyenler, merak edenler ne yapıyoruz? Cumartesi günü Şanlıurfa Mutfak Müzesi'nde mutlaka bekliyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne, Sayın Nihat Çiftçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yıllardır isot dedik durduk ama isotumuza hak ettiği hakkı artık veriyoruz. Urfa İsot Festivali'nin startını verdik. Önce tarlada hasatımızı yaptık. Sonra işlemleri gördük. Bugün mekana geldik. Yavaş yavaş festivalimiz hareketlenecek. Bütün dostlarımızı festivalde bekliyoruz efendim. Ben merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nereden hoş geldiniz? Hoş bulduk. Osmaniye'den geldik. Komşunuz. 80 plakadan geldiniz. Aynen. Evet. Urfa'yı gezmeye mi geldiniz iş için? Gezmeye geldik. Gelmişken de hem ticaret hem ziyaret evet. Yapalım dedik. İsot olacak mısınız İsot? Tabii ki. Urfa İsot deyince ne geliyor aklınıza mesela? Çiğ köfte. Çiğ köfte. Birinci maddemiz bu. Aynen. Şunu söyleyeyim ben size, sizin aracınızda bütün dostlarımıza, bizi dinleyen dostlarımız, Osmaniye olsun, Ankara, İstanbul, Bursa fark etmiyor. Şanlıurfa'da İsot Festivali başlıyor. Geliriz. Gelirsiniz değil mi efendim? Evet. Vallahi gelin. Peki İsot alırken neye dikkat ediyorsunuz hanımefendi? Acı olmasına ve boya olmamasına dikkat ediyorum ben. Evet. Peki size bir soru soracağım. Tabii. Büyükşehir Belediyesi bir festival düzenliyor. Burada bir slogan yapmışlar. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Ne söyleyeceksiniz bu konuda? Acı büyük de dediğine göre herhalde acıyı yemiş, acılanmış. Evet, ağzımız yanmış ama keyfimiz yerinde diyor. Keyfimiz yerinde. Çok güzel bir slogan. Aynen. Evet. Bir bakalım bir sorulara beraber. Buyurun. İsminiz ne bu arada sizin? Asya. Asya Hanım. Getir abi getir. Gel abi. Gel abi gel. Evet. Ver bakayım şimdi Şerif abi. Tamam. Şimdi bakın buna dokunacağız. Kameraya dönelim buna. Dokun efendim isoda. Bakın bunun bir özelliği var biliyor musunuz Asya Hanım? Bu isoda dokunduğunuz zaman bir serttir. Evet. Fabrika olursa bir şey olur bu. Evet. Bak bunu Urfa isoda olduğunu anlayacağız bunun. Osmaniye'de alıyoruz mesela böyle değil. Değil. O Urfa isoda değil. Değil. Evet. Bizi kandırıyorlar vallahi. Yani hayır şunu söyleyeyim. Urfa'larda çok ama orada bizi kandırıyorlar. Urfa isotu yemezseniz acımız büyük olmaz. Evet aynen öyle. Keyfimiz yerinde olmaz o zaman. Acı isotu yiyelim keyfimiz yerinde olsun. Aynen. O zaman bir selam gönderelim dostlarımıza. Çok teşekkürler efendim. Buradan Osmaniye selamlar gönderiyoruz. Çok teşekkürler efendim. Biz de teşekkür çok ediyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sevgili dostlarımız tabii ki isot deyip geçmemek lazım. Aslında isot burada bir kültür. İsot burada bir yaşam biçimi. İsot burada bir ekmek kapısı. Bakın insanlar bu isotu ekiyorlar tarlada. Ekmek parası kazanıyorlar. Birileri onu topluyor, toplarken bir ırgatlık, bir işçilik hakkı var, kazanıyorlar. Sonra bunu temizleyen bir kısım insanlar var, önce gösterdik teyzemizi, temizlerken ekmek parası kazanıyorlar. Sonra buraya geliyor, sevgili Şerif abi bunu satıyor, ekmek parası kazanıyor. Sonra efendim bir kardeşimiz sıra gecesinde çiğ köfte yoğuruyor, o da para kazanıyor. Siz yiyorsunuz, siz de kuvvet kazanıyorsunuz diyor. En güzel sabahlar isotla başlar. Evet, en güzel sabahlar isotla başlar. Yani sabah ne yapıyorsunuz, kahvaltıda isotu fırına atıyorsunuz.
Ekmek arası. Ekmek arası, ben ciğer kebabını da çok severim kahvaltıda. Abi Urfalı ya, Osmanlı değil bir ya. Urfa değil misiniz efendim? Antepliyim aslen. Ha, ortada kalmışsın efendim. Aynen. Ama olsun, biz sizi Fahri Urfa'yla ettik efendim. En teşekkür ediyorum. İsot'la başlar. İsot'la başlar diyoruz. Çok teşekkürler efendim. Sevgili dostlarımız, başta da belirttiğimiz gibi bugün sizlere elimizden geldiğince İsot'un serüvenini anlatmaya çalıştık. İsot tarladaydı, şimdi İsot raflarda hak ettiği yeri aldı. Artma olacak, hemen arkasından sofralarda hak ettiği yeri alacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çok güzel bir festivali var, İsot Festivali'nde. Ben ne diyoruz efendim? Birincisi diyoruz ki en tatlı acı nedir? İsot'tur efendim. İkincisi ne diyoruz? Acımız büyük. Acımız büyük de yani yiyorsunuz, ağzınız yanıyor ama keyfiniz yerinde oluyor. Ve üçüncüsü en güzel sabahlar İsot'la başlar diyoruz. Ve bütün hanımefendileri, bütün dostlarımızı cumartesi günü, 23 Eylül cumartesi günü Şanlıurfa Mutfak Müzesi'nde bekliyoruz. Orada hanımefendiler İsot'un hikayesini, İsot'un serüvenini sizlere gösterecekler diyoruz. Hazırlayan ve sunan ben Mehmet Demir, kameraman kardeşim sevgili Ömer Faruk Subaşı ve İsotçu Şerif'le birlikte bir dahaki misafirde görüşmek üzere, hoşçakalın. Urfa İsot diyarı, saf altındır ayarı. Bu senede çok şükür kuruttuk İsot'ları, İsot. Bu senede çok şükür kuruttuk İsot'ları, İsot. Can İsot, canım İsot, canım cananım İsot. Çiğ köfte lahmacunun, kebabın tadı İsot, İsot. Can İsot, canım İsot, eğlenme canım İsot. Hastaların derdinin dermanı şifa İsot, İsot. Elemeyi göz nuru, Urfa'mızın gururu. Rengini gülden almış, alı siyahı moru İsot. Rengini gülden almış, alı siyahı moru İsot. Can İsot, canım İsot, canım cananım İsot. Çiğ köfte lahmacunun, kebabın tadı İsot, İsot. Can İsot, canım İsot, eğlenme canım İsot. Hastaların derdinin dermanı şifa İsot, İsot. Sofra İsotsuz olmaz, yar tadına doyulmaz. Ta ezelden Urfa'nım, inan ki sana doymaz İsot. Ta ezelden Urfa'nım, inan ki sana doymaz İsot. Can İsot, canım İsot, canım cananım İsot. Çiğ köfte lahmacunun, kebabın tadı İsot, İsot. Can İsot, canım İsot, eğlenme canım İsot. Hastaların derdinin dermanı şifa İsot, İsot.